Şimdi tabii kul hakkı baştan itibaren söylediğimiz bir hassasiyetimiz var. Cenab-ı Allah her şeyi olması gerektiği yere tayin etmiş ve onu oradan alıp herhangi bir makul, dinen geçerli, şer'en geçerli bir gerekçeye dayanmadan bir başka yere götürülmesine müsaade etmemiş. Ve bunu zulüm olarak da ifade etmiş. Biz kullarını da sırat-ı müstakim üzere yürüme veyahut da ahsen-i takvim üzere yürüme noktasında kul haklarına apayrı bir önem vermiş, intizam vermiş. Çünkü Rabbimiz Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Yani kendisiyle ilgili olan haklarda o kendi bağışlaması altında. Fakat kullarla ilgili olan haklarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müteaddit hadisi şeriflerinde insanların her türlü şeyden affedileceğini, tevbe ettiği zaman annesinden doğduğu günkü gibi temiz olacağını, hacca gittiği zaman dönüşte hiç günah işlememiş gibi olacağını her söylediğinde kul hakkını ayrı bir yere koyuyor. Ama diyor kul hakkı hariç. Niye kul hakkı hariç? Çünkü kul hakkını insanlar birbirlerine riayet etmez iseler, kul hakkı ihlalinin ikinci aşaması toplumun ifsadıdır. Evet, evet. Çok önemli. Toplumun tabii. İfsadıdır. Toplum bozulduğu andan itibaren artık bizim huzurumuz kalmıyor, güvenimiz kalmıyor, selametimiz kalmıyor. Yani sadece bir bireyin hakkının ihlal edilmesiyle kalan bir şey tabii. değil. Yani tabii. bir bireyin hakkını ihlal ettiğimizde o birey karşılıklı atağa geçiyor. Evet. Onun için diyoruz ki gidin hak sahibinden helalleşin. Helalleşirseniz bizim bu nizamımız, düzenimiz devam eder. Ama helalleşmediğiniz zaman bu yuvarlanan bir kar topu gibidir. Yuvarlandıkça büyüyor, başkalarının haklarını da üzerine alıyor. Ve insanoğlunun da şöyle bir şey var. İnsanoğlu zaaflarıyla birlikte yaratılmış bir varlık. Birinci hak gaspında belki tedirginlik yaşıyor. Bu ondan alınmadığı zaman veya bu almış olduğu şeyi iade etmediği zaman ikinci hak gaspına yol açmış oluyor. Onları dışarıdan gören öbür insanlar da bu sefer bu nefsani yönüne, şehvi yönüne veyahut da şeytanın telkin ettiği yöne giderek onlar da bu hak gaspına doğru kaymaya başlıyorlar. Bundan dolayı hem Rabbimiz Hak Teala Hazretleri ayeti cellelerinde hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde en küçük bir şey olsa bile hatırlayın bir savaş dönüşü idi. Ganimetlerle ilgili toplanıyor, ortaya yığılıyor ganimetler. Sonra birisi geliyor diyor ki ben diyor ayakkabı, terlik bağı, şirak, terlik bağcıkları almıştım nerede diyor. Bakıyorlar ganimetler arasında yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabilelerin olduğu yerlere gidiyor. Tek tek soruyor. Sizde mi? Yok. Sizde mi? Yok. Sizde mi? Yok. Bir gruba geldiği zaman bir grup cevap vermiyor. Ama içlerinden hangisinin aldığını da itiraf etmiyorlar. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o grubun önüne geliyor ve 4 defa tekbir alıyor. Bu çok farklı yorumlanabilir ama bu hadisi şerifi her okuduğumda aklıma şu geliyor. 4 tekbir hocam biz cenazede alıyoruz. 4 tekbiri cenazede alıyoruz. Allah Resulü böyle mi düşündü, kastetti bunu bilemeyiz. Allahu alemu bis sevap. Ama bu grubun önünde Allah Resulü'nün 4 tekbir alması benim zihnime hep bunu getirir. Ve buradaki kaybolan şey de bir terliğin bağcığı için derilerden kesilmiş ince parçacıklar. Allah Resulü bu kadar önemsiyor kul hakkını. Bizler de dünyanın fesada uğramaması için aynı hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. Evet.